Yeniden hayırlı sabahlar. Herkese günaydın. 17 Eylül 2022 Sakarya Karasu'dayız. Tam olarak Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü yerdeyiz. Her zamanki gibi Onur yanımda. Gece güzel LRF yaptık burada. İstavrit aldık iri iri. Şimdi spine döndük ve her yerimiz oynak. Birkaç tane palamut kaçırdık. Hazırlıklı olmadığımız için. Şimdi devam ediyoruz. Şu taraf nehir. Buradan balıklar çıkıyor, keferler çıkıyor. Bu tarafta deniz. Burada da onları bekleyen avcılar var. Lüferler ve palamutlar var. Geldi. Aha. Onur aldı. Güzel balıktır inşallah. Tam karşında. Tam karşında büyük oynak var. Onur. Kaç gram kaşık? 22. Onur 22 gram kaşık kullanıyor. Ben daha küçük bir kaşık kullanacağım. Balıkçı tekneleri nehirden çıkıyor. Kayalardan buraya gelmek bayağı zordu. Bu sefer oynakları görüyorsunuzdur. Baksana kefali nasıl parçaladılar. Kefaller nehirden çıktıktan sonra kaçacak. Evet geldi. Kayalık. Ah. Çinekop'un küçüğü yaprak. Yaprak atıyoruz. Bu kadar zor bir meraya yaprak almak için gelmedik. Onur, bugün ilk balık benden geldi. O zaman balık tutamayacağız. İlk sen tutunca balık tutuyorduk biz. Üzerinde bulunduğumuz taşlar son derece kaygan. Keşke nasıl durduğumu görebilseniz şu an. Ben mecburiyetten oturuyorum canım. Dün biz buraya acemi bir arkadaşımızı gönderdik. Sonra onu burada bıraktık. 10 dakika sonra bizi aradı. Devasa bir palamut oltasına takılmış. Çekememiş tabii. İnşallah biz yaşarız. Ne yaparız bilmiyoruz ama şu an vuruyor. 10 gram atıyorum Onur'a. Takır takır vuruyor. Tamam. Ben de farklı bir şey geliyorum şu an. Önümüzde kefal kaçıyor. Ateş yapacağım. Ondan sonra ben de canlı. Kefaller kaçıyor. Vursa ya bir palamut. Sana vursun anasını satayım. Sen uğraş. Ya burada palamutu almak çok zor olacak. O seni çekecek bir kere. Etrafımızda bir sürü oynak var. Küçük balık kaçışları, kefallerin, koca koca kefallerin kaçışları. Evet geldi ama geldi. Güzel balık. Güzel. Bakalım kaçacak mı? Bu ne ya? Bir yaprak daha. Bunu da attık. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Dün ve önceki gün tuttuğumuz yapraklar bunlardan daha küçüktü. Bunlar biraz daha büyümüş. Yaprağı yaprak takip ediyor. Bir tane daha geldi. Evet. Herhalde bugün de eve çinekop getiremeyeceğiz ama balık tutuyoruz. Onur kaşını küçült istersen. Baksana bak önüme bak. Bir de benim makine senden 10 santim kısa sarıyor. Az sarıyor, ona göre hızını biraz düşürebilirsin. Son yaprağı attığım yere bir daha attım. Gelmedi, hemen etrafıma bakıyorum, oynak görmeye çalışıyorum. Yok. Aa, gördüm. Şu tekneler tamamen çıksa rahat edeceğiz. Yani balıklar rahat edecek. Evet geldi. Bunun vuruşunu beğendim. Yok oğluk bir şey değil. Güzel bir çino. Olmuş mu? Evet
Evet, çantaya. Evet. Abiye. Ben. Evet, ilk çunamızı aldık. Hadi hayırlı olsun. Onu tam karşına atıyorum. Bak, felaket oynak var. Şimdi karasuya dışarıdan gelecekler de burayı önermiyoruz. Çünkü çok tehlikeli. Biz defalarca çıktığımız için taşların yerini ezbere biliyoruz neredeyse. Siz kaza atlatabilirsiniz. O yüzden siz burada denemeyin. Zaten birkaç gün sonra her yer balık yapacak. Etrafımdaki her şey panik içerisinde. Kuşlar, balıklar, biz, balıkçılar, balıkçı tekneleri. Hiçbir hareket var. Sadece su hareketsiz. Ya lüfer var işte, daha şeye su üstünde şey ettik ya. Bak bak, önümüzde. Ama o lüferi alacağım şimdi. İnşallah alırsın. Ben şey istiyorum ama ya, sana bir palamut gelsin de. Dünya gözüyle. Ölene kadar unutmayacağımız bir hatıra. Evet, geldi bir tane daha. Balık suyun üstünde geliyor. Bu yaprak. Onu, senin 10 gramın yok mu? Tam karşın yanıyor. Yani yavaş yavaş sardığım halde şey yapmadı ya. Ben lüferi alacağım hocam, ben sana söyleyeyim. Evet, bunu da salalım. Yaz kenara. Vallahi yan yanayız. Çok güzel de bir çekim açısı var. Ben buraya attım. Tam karşındaydı. Bulunduğunuz yerde pek çok balık yakalayabilirsiniz. Hatta martı da yakalayabilirsiniz. Yakaladım, oradan biliyorum. Onur karşı sağında. Bütün oynaklar da senin önünde oluyor ha. Benim oynak, etrafım manyak. Benim oynak, etrafım manyak. Sağ ayağım uyuştu. Kazlar gidiyor. Kaz değil onlar, hemen ettiler. Ufak ufak balık dokunuşlarını hissedebiliyorum. Evet, bir tane geldi. Bu da küçük. Düştü. Tam çaprazda. Sürekli. Gördün mü? Şey, palamuta sardılarsa torpil atıyorlar ağın içine. Evet, vuruş vuruş vuruş. Bir tane daha. Kamışa bakın. Geldi. Yaprak. Aslında şu an var ya, aldente atacaksın. Evet. Ama o da ya, yaprak geliyor çok da. Bir lüfer gelse de sizlere göstersin. Ben gelsin bana, ben de salacağım onu. Onur, beşik mi sallıyorsun? Kamışı niye öyle sallanıyor? Ya aldın tatlıyım da. Of, ayaklarım çok acıdı. Neden? Dedim ki arkadaşım rahat etsin. Büyük, büyük balık gitti. Hayır hayır. Atilla dün güneş çıktıktan sonra kaçır diyor palamutu. Al. Büyük balık bitmedi. Şimdi tekneler çıktı. Mera rahatladı, anladın mı? Şimdi büyüğü de küçüğü de rahat rahat yemlenecek burada. Aha, geldi bir tane, bıraktı. Bir daha vurdu. Ha, geldi. Geldi. Suya salacağız ya. Israrla saldırıyorlar. Evet. Dün av bayine birisi geldi. Birinle karşılaştık. Kurduğu cümle aynen şu. Ya yapraklar çok düşüyor. Onlar için üçlü kancı arıyorum. Bana yardımcı olur musun? Aynı böyle. Ver bakayım şu makine dairesine deseydin. Oy 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 oy. Evet. Bu güzel arkadaşlar. Yani açıktan geldiği için mi ağır geliyor bilmiyorum ama çok güzel hamle yaptı. Hemen yoruldu. Güzel değil.
Bakacağız şimdi. Bakacağız. İçimizde kem gözlüler var. Aşk oldu. Şimdi biz nehrin ucundayız dedik. Nehrin diğer ucunda da şöyle bir mendirek var, görüyorsunuz. Bu mendireğin ucu da güzel balık yapıyor. Yani geldiğiniz zaman çıkın oraya, orada avlanın. Bu arada bir balık daha geldi. Ama maket pek atmayın. Maketiniz paramparça olabilir. Onur doğru söylüyor. Bu olmuş mu? Adem abi. Referans Adem abi. Yok, bu olmamış. Bu duyduğunuz ses torpil sesi. Palamut için ağlar sarıldığı zaman palamutlar ağlara saplansın diye bu torpilleri ağın ortasına atıyorlar ve o palamutlar ağlara geçiyor. Nasıl? 10 numara. Ya sahte ne işte, vuruyor da ne oluyor? Adam gibi balık gelmedikten sonra bir tek video yaparız anasını satayım. Size mendirekten bahsediyordum arkadaşlar. Deniz güzel olduğu zaman çıkın orada avlanın. Gene yakaladım. Gene yakaladım. Çekemiyorum falan. Yalan. Yakaladım ama çekebiliyorum. Küçük. Nasıl küçük? Şuna o ya. Şuna değil. Taştan beri sal, taştan beri. Hayvan öyle yapma ya. Ya demire saldırıyor. Biraz da uçsun. Ben burada böyle olta atarken çok güzel bir sahtemi tekneye kurban etmiştim. Şimdi aynı şeyi yaşayabiliriz. O yüzden hızlı sarıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Aa, bir vuruş daha. Şunu söyleyeyim. 3 gündür yapraklar tamamen kıyıya sıfır. Onur, kaşık bakıyorum sana. Şu 18 gram atar mısın? Ah. Var bende ya. Dolu dolu. Monasilda. Brezilya dizisi Monasilda. Juan Carlos Monasilda. At çek, at çek. Yeni mahalle ucundayız. At çek, bildiğin gibi değil. İkimiz varız da buraya siz çıkamazsınız. Yani biz çıktık, yani keşke çıkmasaydık. Nasıl döneceğiz onu düşünüyoruz. Ya şimdi bu kayalardan biraz daha ilerleyip denize doğru atabilirsiniz. Dün geldik ya buraya. Oradan atabilirsiniz. Gelin gelin, oradan atılır yani, gelin. Vallahi atılır oradan, bir şey diyorum sana, sen bilirsin. Biz... Bizim arkamızdaki kayalara gelsinler. Tamam, tamam, hadi görüşürüz. Gece avlandığımız yere. Mandıra balık yapıyor demişler onlara. Mandıra da şimdi şey yapıyor, yaprak yapıyor, ne yapacak? Önünde kefal kaçışması var. Benim kaşık da onun önlerinden geliyor. İkinci atış, tam içine atacağım. Aha geldi, geldi. Bu sefer çok, kaçtı. Bunun ağzı büyüktü yalnız. Kesin bunun ağzı büyüktü. Onur, iyi balık kaçırdım ha. Öpeceğim. Onur, oynakları takip ediyorsun değil mi? Ben kıyıya gideyim bari. Bu da kıyı avcısıyız ya. Nereye gidiyorsun ya? Burada ne olacağı belli değil. Bak 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 bak, tam karşında bak. Evet, geldi 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 geldi. Geldi, bırakmadı. Küçük. Yani öyle heyecanlandırıyor ki balık o vuruş esnasında, ama bir anda yoruluyor. O zaman anlıyorsunuz küçük olduğunu. Burada bir sürpriz olması lazım Onur. Bir sürpriz yaşamamız lazım burada. Güzel bir balık gelmesi lazım. Aa, vurdu. Aa, vurdu, geldi. Geliyor. 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 Bu da... Ula yavaş. Çinekop musun sen? Aa, çinekop. Oo.
O da uçmayı tercih etti. Balıklar küçük olduğu için kaçmalarını hiç umursamıyoruz. Ama ben balık kaçırdıkça arkadaşım birinin içinin yağları eriyor. Bu da dikkatimizden kaçmıyor. Allah'ım yarabbim, sana şimdi bir palamut denk gelmez mi şurada? Oltayı moltayı bırakır çekerim. Ne yardım ederim ne bir şeyse. Aha geldi. Ya of be, gelme 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 gelme. Büyük gelsin, büyük. Geldi. Gene geldi. Ha, hoplatalım biraz. Siz de bir şeyler izleyin ya. Aha Çino. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Evet. Sonunda bir tane balık. Aldık. Kefalin kaçtığı yere bak. Kefalin kaçtığı yere bak. Bak. Hemen önünü kesiyorum. Onu ne kovalıyorsa benim kaşıma gelsin. Yapışıyormuş birden şimdi. Kaşık düştü. Kefal de kayboldu. Evet. Bir vuruş. Yavaşladım. Bir vuruş daha geliyor bu sefer. Geliyor. Geliyor. Onur. Bu başka bir yerinden yakalanmadıysa şinekopa benziyor. Yok yok. Bu daha çinekop olmamış. Oy 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 oy. Geldi 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 geldi. Herhalde hiç boş çekmiyorum. Şimdi fark ettim. Her atışta bir balık var. Görüyorsunuz sarım farkını. Ben yüksek sarımla attığım için. Gerçi 10 gramı denedim ben. 10 gram hiç atmıyorum ama şu an. Yani. Onurunki 88, benimki 78 sarıyor. Yavaş sardığım halde. Balıklar bir de küçük. O yüzden yavaş sarımı tercih ediyor. Bunlar büyüdüğü zaman balık... Light spin. Ne var ekipman, hemen bahsedelim. Onur'dan başlayalım. Onur... Shimano Vanford kullanıyor. Daiwa Ballistic kullanıyor. Hansen Fight kullanıyor. Bende ne var? Fujin Boreas. Shimano Stradic 3000'lik. Böyle ipler de işte makinelere uygun ipler. Her videoda söylüyoruz ama kimsenin dikkatini çekmiyor. Yorum olarak yazıyorsunuz ekipman bilgisi diye. Ben de videoyu izleyin diye söylemeyi tercih ediyorum. Evet, şimdi balık gelecek mi? Evet, saldırılar başladı. Taşın ucunu, kamışın ucunu göstereyim size. Saldırı bitti. Gidiyor mu? Tamam. Bu adam iyi adam da bugün kafasını ütüledik ha. Oltalara bir sen taktırıyorsun, bir ben taktırıyorum. Ben yapraklarla oynamaya devam edeceğim. Evet. Güneş doğdukça boyutlar küçülmeye başlıyor. Bunu incitmeden alalım kancayı. Birinci kanca, ikinci kanca. Haydi git. Ya her şeyi denedik değil. Suda olan balık oltaya geliyor. Ama bu işte yani. Ha ne olur, bunların içlerinden büyük illaki gelir ya. Gece güzel istavrit tuttuk. Oldukça büyümüşler. Onur bir yandan, ben bir yandan. Güzel balık aldık LRF ile.
Evet. Evet. Lüfer misin? Değilsin. Nesin sen? Oo, sırtı kara. Aha çinekop. Ya işe yarayanlar niye düşüyor? Şimdi bu yaprak kuzu kuzu geliyor. Hiç düşme niyeti de yok. Aa, o da çine kopmuş, o da düştü. Onur büyüdü balık. Balık büyüdüyse bizim balık küçülsün o zaman. E vardı, sen de ne kıvranıyorsun sabah beri? Attım hoş. Attım gelmeye de bir bari büyük oynaklar var. Belki sarı kanat lüfer gelir. E 10 grama da gelir o balıklar. Bu arada Hansen 10 gram mavi piyasada bulunmuyor. Çok güzel vuruş aldım Onur. Evet. Vallahi güzel vuruş. Ama bu başka bir yerinden yakalandı herhalde. Aa, kaçtı. Üst üste 3 çinekop yakaladım. 3'ü de suya düştü. Akıntı çıktı ha. Baksana. Aa, geldi. Geldi, gitti. Akıntı çıktı. Şimdi güzel bir lüfer gelse, kafa ata 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 ata. Kancanın içini de yutmuş olsa. Evet, evet, evet. Oo. Bu nasıl bir saldırma? Başka bir yerinden mi yakalandın? Ne oldu? Oo, bu çok büyük. Yani şu ana kadar gelenlerin içinde en büyüğü diyecektim. Çinekop. Hadi saldır. Şu kamışı. Aa, iyiydi. Al. Çina. Yerindeyim biraz. Ona göre. Sen niye balık tutamıyorsun ya? Sarım sarım. Sen nereye atıyorsun ben? Spin yapıyorum. Yavaş sarıma geliyor. Ya sen yukarıdan çekiyor da olabilirsin. Bir vuruş. Bir vuruş daha. Bir vuruş. Üçüncü vuruş. Dördüncü vuruş geldi. Onur balık düşürdü bu arada. Benimki geliyor. Bu da çinekopa benziyor. Evet, bu çinekop. Oo. Sensin benim. Lüfer ısırmış onu. Ben şu an göremiyorum. Düşecek. Evet, bunu bir şey ısırmış. Evet, çinekopu bir şey ısırmış. Bakalım. Of, o da bizi ısırdı. Bir şey saldırmış. Var, merada balık vardı. Elimi bırak. Hiç yaşamadım bir şey gibi. Hiç beni ısırmadılar. Elini hiç ısırmadı mı? Aa. Elini bir kapıyor Onur. Kapar kapmaz. Kapar kapmaz kan akıyor. Ahmet abi. Ah yavrum. Ah senin vuruşunu seveyim. Tahtalı köyde çok güzel. Hava kararana kadar böyle yaptı ya balık. Aha. Jike geliyordu biliyorsun. Evet. Dedi ki, abi Uğur'da bir jik yok dedi, onu da bir tane jik versene. Dedim ki, hep dedim jikler dedim, kovanın altında üstü balık. He. Balık görür tabii, yeni tutmuşum.
balıkları alacak. Çıkaracak. Bunu da alacak. Paramı satayım dedi. Eli kaptı. Of. Bir ısırıyor. Isırdığı an kan boşalıyor. De tam damarı mı buluyor? Neyi buluyor? Ben anlamıyorum ya. Hatırladım. Yok ya, hatırladım ya. Ben ayıp ediyorum. Ben burada zor duruyorum. Baksana nasıl oturuyorum. Sen kendine diyorsun. Ben senin yanımdan ne yaparım? Şu taşın üstüne gider otururum. O taş geçerken ıslaktı. Aha! Aha geldi, aha. Aha yaprak. Neyse, ben rahat etmem lazım. İşte. Ya burada ayağın kayar. Bismillah. Aha. Evet işte. Onu niye söylemedin sabah beri? Aa. Atapazarı İstanbul yolcusu kalmasın. Şş. Bana bak, bu taşı kimseye söyleme. Tabii ya. Gelebiliyorlarsa gelsinler onlar da, otursunlar burada. Şöyle ellerimiz, makinamız full oldu. Malzemeler ikinci el oldu. Şimdi normalde avlarda sabah suyu büyük balıklar gelir. Sonra balık küçülür, tamamen kaybolur. Şimdi biz güneşin ilk ışıklarından beri buradayız. Balık yavaş yavaş ama çok yavaş bir şekilde büyüyor. Hem seyreliyor hem büyüyor. Of! Son anda bir... Bu ne be? Düşme. Oo. Evet. Ya o deme daha. Ne göz var sende lan? Balık büyüyor. Fark ettin. Buraya getirseler bir kahvaltı için. Balığın büyüdüğünden bahsediyordum. Gerçekten büyüyor. Tam şeyde, kayalıkların dibinde burada bir de. Onur. Aa geldi. Bu küçük, pek kafa atmıyor. Yo. Değiştirmeyeceğim kancayı. Aha geldi. Hem de çok güzel vurdu. Neymişsin sen ki? Düşecek. Kayalara atıyor kendini. Maşallah. Maşallah, subhanallah. Çine kop. Şimdi zor yerde duruyoruz. Balığı nasıl alacağımızı şaşırıyoruz. O yüzden böyle acemi hareketlerimizi mazur görün. Şimdi Mehmet de olsaydı ya burada. Boyu kısa. O çok makara ya. Şimdi Mehmet burada olsaydı, yani benimle aynı pozisyonda olsaydı, balık alamasaydı. Hiçbir şey olmazdı. Küfür ederdi de. Komik çocuk ya. He? Komik çocuk ya. Komik canım. Şey diyor ya, of Onur. Onu şuraya atacağım, onu bir alsana. Makina diyor, Shimano 1453. Vurdu. Geldi. Onur güzel balık. Ama... Ooo, hoca çok fena bir şey aldı. Hoca. Palamuttur. Çok fena. İnşallah palamuttur. Oo, kesin. İnşallah palamuttur. Kesin. Ben bu çinekopu, oh.
gelsin. Hadi bakayım. Aynı şeye olan Ati'ye olan bana oldu ama Ati sen bu balığı çekemedin ama kardeşim ben bu balığı yutacağım. Evet, Onur'u izliyoruz. Onur'u izliyoruz. Evet. Kayıkla çıkan arkadaşlar bakayım alabilecek mi benim kadar palamutu. Çok sert vuruşu var. Onu kıyıya almak büyük problem. Şey olmadığı net belli. Ana lüfero be lüfer lüfer lüfer. Lüfero değil mi? Lüfer ya. Dikkat et, dikkat et. Çabuk sar onu. Yani kucağına al, kucağına al. Kucağına al, kucağına al. Düşecek, kucağına al, düşecek. Hah. Evet. Hocam ne lüferi? Hangi lüfer? Onur. Kopana, kopana. Ay bahar. Maşallah. Yalnız hocam. Yok. Sana dedim. İma al dente devam. Senin de olur dedi. Sabah kahvesi. Sonra kanalı satayım. Çok güzel bir balık geldi yalnız ha. Hocam. Sabah beri büyük balık bekliyoruz. Onur kandırdı. Ben de bir saattir konuşuyordum. Kıskandım şimdi. Bak ben ama yapmadım. Ama yapmadım. Ama yapmadım, düşürmedim balığını. Ah, arı soktu. Buraya tırmandığımıza değdi. İyi ama ne oldu ben şimdi ben ayvayı yedim. Niye? Arı soktu. Soksun. Nasıl soksun? Nereden soktu biliyor musun aha? Soksun ne olacak? Beni sabah beri arı sokuyorlar. Ananı satayım. Onu oraya koyma. Al. İnşallah daha iyisi gelirsin hocam. İnşallah bir tane daha bundan tutarsın. Dikkat et. Yalnız ben palamut dedim buna ya. Ben de palamut dedim. Keyifle izleyecektim seni ya. Gel lüfer daha iyi boş ver. Kaşık değdir ona kaşık. He? Kaşık değdir. Arı sana işte ödül nişanesi yaptı da. Sen ne yapıyorsun? Kalp krizi şeyinin bir numaralı şeymiş ya. Onur çok sağlam vurdu ha. Aha. Bir de ağız. Hemen cevap geldi. Onur iki kez sağlam vurdu. He? İki kez sağlam vurdu. Aha geldi. Büyük mü? Yok. Su üstünden geldi ya. Aynı arı benim kulağımda şimdi Onur. Erol! Evet. Onur, lüfer, biz çinekop. Çok kötü yakalanmış yalnız. Geldi bir yaprak. Yalnız arı var burada. Beni de korkutmaya başladı.